İyi akşamlar sevgili takipçilerim. Yine size hoşunuz geldi. Derledi, topladı haberlerini. Hadi alın çayınızı, kahvenizi. Neler olmuş neler. Sevoşunuzun gözünden o zaman başlıyoruz. Hazırsanız. Evet arkadaşlar. Bugün konum gene biliyorsunuz magazin deyince 3-5 kişinin etrafında dönüyor. Şu son zamanlardan. İlginç açıklamalarda bulundu. 29 Kasım'da katıldığı, konuk olduğu Yüz Yüze programında Gülben Ergen, Buket Aydın'ın konuydu. İlginç sorulara ilginç yanıtlar verdi. Hazırsanız başlıyoruz arkadaşlar. İsim vermeden ucunun kimlere değdiğini anlayan anlıyor. Biraz kurnazlar, şeytanca sorularla, şeytanca cevaplar verip gitmesi gereken yerlere gerekli haberleri güzelce iadeli, taahhütlü postalayıp gönderdiler arkadaşlar. Benim ilgimi çekenleri notlarımı aldım. Şimdi sizlerle paylaşacağım. Şimdi Buket Aydın, Gülben Ergen'e Serengil'i kastederekten dedi ki hani bazıları var. Benim ona hakkım geçti ama o bana böyle yaptı gibi falan diye böyle bir soru sordu üstü kapalı. Yakın arkadaş oldukları için Gülben Ergen o programa konuk olmadan önce şöyle sorulacak soruların kriterini çıkarmışlardır. İlk sorulacak sorulardan birisi Seren Serengil'de olduğu için ismini anmadan ne sormak istiyorsan sor dediğine %100 eminim. O da ismini anmadan ama başka kime gidecek bu laf, yani 30 yıldır bitmeyen bir kan davaları var. Benim ona hakkım geçti ama o bana böyle yaptı falan gibisinden sorulara o da şöyle bir cevap verdi arkadaşlar, çok çok ilginç. Dedi ki hakkın tanımı nedir? Yani ne hakkı? Yani öncelikle dedi onu belirleyelim dedi. Birlikte çalışmak, birlikte başarmak, birlikte yol almak. Ama bu yola beraber başladık. Ben daha başarılı oldum. Ne yapabilirim demeye getirdi yani. Beraber başladık ama ben daha başarılı oldum. Ondan sonra işte ben daha başarılıyım diye. Ondan sonra daha güzel giyiniyorum, daha güzel işler yaptım, daha güzel şarkılar yaptım, daha başarılı oldum diye. Kusura bakmasın kimse, üzülemeyeceğim diyor. Ben başarılı oldum diye de diyor beni aşağı çekmeye çalışanlara da diyor, aşağı çekmeye çalışan zihniyete de diyor, aldırmıyorum demeye getirmiş. Ağzım iyi laf yapıyor, ondan sonra giydiğim yakışıyor, şarkılarım başarılı. Eğer haktan bahsedeceksek diyor, yani benim üzerimde diyor, yani Seren de kim diyor, ona ne hakkı olabilir diyor. Biz beraber aynı dönem başladığımız insanlar, beraber yol almışız falan, pişman diyor. Ama diyor Yıldız Tilbe, Sezen Aksu, Mustafa Sandal, Deniz Tekin gibi isimler diyor, hele diyor ben diyor hakkını ödeyemem diyor Yıldız Tilbe'nin diyor. Bir kandıramazsın beni, bir işte lay 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 yaptı diyor. 10 senedir o şarkıların ekmeğini yiyorum diyor. İşte ne bileyim Mustafa Sandal, Şıkır Şıkır, Sezen Aksu, İnfilak. Ben böyle şarkılara imza attım demeye getiriyor. Kadın işte bak ne derler, eserleriyle övünüyor. Yani 10 yıl aşkındır da bunların ekmeğini yiyorum diyor. Ve kime değer vereceğimi de noktayı koyarken de çok iyi biliyorum diyor. Hayat bana bunu diyor. Bu teraziyi iyi öğretti diyor. Öyle bir gönderme yapıyor. Yani ben diyor değer verilmesi gereken kişilere değer veriyorum. Hani minnet duymam gereken kişilere. O kişileri de işte Mustafa Sandal diyor. İşte ne bileyim Sezen Aksu diyor. Deniz Seki diyor. O isimleri sayıyor. Seren Serengil'in adını dahi anmak istemiyor. Hiçbir polemiğin içinde olmak istemiyor ama içine de dert olmuş. Seren'in laflarına da cevap da bir yandan veriyor. Ve diyor ki işte Serengil yine kastederekten soru soruyor. Hani sizi kim keşfetti gibisinden. O da diyor ki ya beni kimse keşfetmedi kardeşim diyor. Beni kendim keşfettim diyor. Ve eğer birisi keşfetti diyeceksek diyor. Ondan sonra o kişi diyor benim diyor alt kat komşum olabilir diyor. O beni diyor yönlendirdi diyor. O beni işte hani yüzüm güzel, reklamlarda oyna, dizilerde oyna diye o beni yönlendirdi. Yani ben de kimsenin hakkı olamaz, yok diyor yani. Ama diyor bir gene soruyor, helalleşmek istediğin birileri var mı diyor. Benim yok da diyor, olanlar olabilir diyor bana diyor. Ben hacı oldum, 5 kere umreye gittim diyor. Yani kalp kırmamak lazım diyor. Birileri diyor sürekli kalp kırdı demeye getiriyor. Yani onların belki benden İşte hakkını helal et deme gibi bir durumu olabilir. Benim olmaz gibi laflar etti Gülben Ergen. Twitter'dan da paylaşımı gündem olmuş.
Biliyorsunuz Cem Yılmaz eşinden ayrılmıştı. Eşinden ayrıldıktan sonra da bu nafaka davasıyla ilgili, ay kadının ismini getiremedim bir an. Kal geliyor böyle bazen, notlarımı aldım gerçi, şimdi birazdan aklıma gelir. Onunla ilgili de bir gelişme var arkadaşlar. Diyorlar ki işte dolar, işte ekonomik sıkıntılara olaraktan bir nafaka davası var Cem Yılmaz'ın. İşte orada indirmeye çalışıyorlar onu. Bir alt mahkemede 40 bin lira ödesin falan dediler ama üst mahkemeye taşıdı. Ondan sonra Yatu, soyadı neydi kadın? Ahu Yatu geldi bak aklıma. Tuttuk ben. Neyse o mahkemeyi Cem Yılmaz kaybetmiş. 10 bin dolar nafaka vermeye devam edecek arkadaşlar. Yüksek bulanlar var. Gülben Ergen de patlatmış tweet'i, demiş ki nafaka alanları işte alkışlıyorum, nafaka alan kadınları. Ben beceremedim, ben yapamadım. Hani nafaka alan kadınlara hem şaşırıyorum ondan sonra hem de ayakta alkışlıyorum onları diyor. Ben bu konuda başarılı değilim demeye getiriyor. Hemen Seren Serengil de durur mu? Kendisiyle ilgili söylenilenlere cevap vermiyor ama diyor ki ay diyor sen de 3 kere nafaka almış gibi say kendini diyor. Kaset skandalını diyor kapatmak için diyor. O ara diyor kasetleri çıktı Gülben'in. Onu kapatmak için diyor Mustafa ile evlendi diyor. 3 ömürlük nafaka yeter o sana diyor. Onun evlenmesi bile diyor. Yani o da nasıl bir kindir? Bu kadının yaptığı hiçbir başarıyı kabullenmiyor. İşte o diyor ki haftada 2 gün diyor çalışıyorum diyor. Bu işten ekmek yiyorum, para kazanıyorum diyor. Öbürü de diyor ki aman diyor müşterileri bile kendi getiriyor. Ondan sonra işte üste para verip çıkıyor. Aman zaten ayda yılda bir işe gidiyor diye kötülüyor. Aman bunlar bir kan davası. Seren Serengil ona işte ayrı onu bir küçümsüyor sürekli, bir beğenmiyor neyse. Ama bir gerçek var ki onlar bu yola birlikte çıktılar ama çok açık ara Gülben fark attı Seren Serengil'e. Belki Seren Serengil bunun hazımsızlığını yaşıyor. Çünkü daha aşk odaklı yaşadı Seren Serengil. İşine önem vermedi. O kadar çok hani belki de çocukluğundan beri el bebek gül bebek büyütülmüş bir kız olduğu için belki parasızlık falan çok fazla görmediği için çok işe önem vermedi. Ama hırslı kadın Gülben Ergen tutunabilmek için zaten de diyor ben o şarkıları diyor bana diyor gökten zembille inmedi diyor otururken kiraz yer gibi ağzıma gelmedi diyor. Gittim kapısında yalvardım Sezen Aksu'ya diyor keza diyor Şehrazat'a diyor yani çok mücadele ettim çok çalıştım diyor yani. Açıklamalarda bulunurken yani bu başarının da kolay olmadığını, çok çalışmakla olduğunu söylüyor. Tabii ki bu çalışmanın getirdiği, çok çalışmanın getirdiği başarı da aynı dönem yola çıkan, belki de ne bileyim Seren'e de hak mı vermek lazım? İki insan bazen bir diğerinin başarısını kıskanabiliyor. Bunlar hayatta olmayan şeyler değil. Ama işte hani tamam belki Gülben'in o dönem hırslarıyla Seren'e yaptığı da yanlış olabilir. Bakın şimdi hani eğri oturup doğru konuşalım. Eğer doğruysa söylenilenler onun işte beraber olduğuna baktıysa falan. Bunlar tabii ki çirkin şeyler. Ağır bedeller ödedi Gülben'de. Bakmayın yani şöhretin ağır bedellerini bugün nasıl hadise ödüyorsa Gülben Ergen'de gerçekten ağır bedeller ödedi. İşte bu şeyle ilgili konuya cevap verdi böyle bir yüzeysel. Nafaka davasıyla ilgili işte ben ona karşıyım bilmem ne. Şu kibirinden bir vazgeçemedi Seren böyle bir kibirli ama kapağı yaptı. Yani onun bende hakkı olamaz ama o beni çok kırdı, incitti. Eğer helallik isteyecek birisi varsa o istesin diye söylüyor alttan bakar mısın göndermelere, kinayelere. Niye diyor şey diyor bir Sezen Aksu diyor ya da diyor bir şey diyor böyle diyor hayıflanmıyor, söylenmiyor, homurdanmıyor da ona ne oluyor diyor. Yani söylenecek olsa diyor hani beni bir yerlere getirdim diye ne bileyim beni işte piyasada tutunmama sağ onlar söyler söylemesi gerek. O kim ki demeye getiriyor. Yani ben diyor hani Mustafa Sandal'ın şarkısı bak patladı diyor onlarla diyor gündem oldum diyor. O kim ki diyor yani onun diyor bende hakkı olsun. Vallahi fena yani. Yani ağzı çok gerçekten iyi laf yapıyor Gülben Ergen. Nerede ne diyeceğini çok iyi biliyor. Sıkıştırıldığı zaman da kaçmayı da iyi biliyor. İşte ben diyor okul yaptırdım. Onca diyor işte diyor okulların eğitim bilmem ne derneğinde diyor eğitime katkı verdim diyor. Bunlar konuşulmuyor diyor. Selülitlerim konuşuluyor diyor. İşte bacağımdaki küçük delikleri falan konuşuyorlar diyor. O arada ikisinin de kuyruk acısı var.
Buket Aydın'ın da kuyruk acısı olduğu için Emir Sarıgül'den dolayı işte sana diyor magazinciler diyor nasıl diyor hani diyor seni seviyor mu magazinciler diyor. İşte diyor o da benim az eleştirmediler beni işte pek sevmezler sevdiklerini düşünmüyorum diyor. Öbürü de diyor ki bir çifte standart var diyor bize diyor dünyayı söylüyorlar diyor kadın diyor 150 kilo diyor. Ona diyor canım cicim güzelsin falan diyorlar diyor medyadakiler için. O da o 150 kilo dediği kadın da Sibel Can. Onun da kuyruk acısı oradan. Sibel Can 200 kilo da olsa burası var hayatım. O kadar güzel bir ses ki adam onun sesine aşıktır ayol. O kadar naif bir ses ki zaten yüzümüzü de çok güzel de. Hani 150 kilo kadın diye o da oradan böyle üstü kapalı ona gönderme yapıyor. Yani... Bir yandan Buket Aydın içini döküyor işte isim vermeden. Bir yandan Gülben Ergen içini döküyor işte isim vermeden. Çünkü isim verip direkt hedef alıp söylemiyor. Karşı bir atağı duymak istemediği için havaya söylüyormuş gibi söylüyor ama laf nereye gittiği belli anacığım. Yani niye Sezen Aksu o bu hayıflanmıyor da ona ne oluyor ne demek yani kime diyor işte Seren'e diyor yani onlar beni diyor. Bugünlere gelmeme diyor katkısı oldu. Biz onunla beraber yola çıktık, yürüdük. O dönem başarılı da olduk ama ben daha başarılı oldum. Daha yol aldım. Yalan da değil yani. Bunun içinde diyor üzülecek değilim diyor yani. Laf gediğine patlatmış Gülben hayatım. Diyor ki bu diyor nafaka konusuna da diyor çok şaşırıyorum. Yani nasıl diyor bu kadar büyük astronomik rakamlar olur falan diyor. Seren de az değil oradan golü basıyor. Senin diyor o skandallarını kapatmak için evlendiğin adam diyor. O diyor 3 nafakaya bedel diyor. 3 ömürlük nafaka aldın sen diyor. O da oradan ona öyle giydiriyor. Ama gerçekten bu nafaka davası özellikle de bu Cem Yılmaz sıkıntılı çünkü 500 bin dolar tazminat vermiş, ev vermiş, mülk vermiş. Gerçi çocuğu var yani ona verse o da çocuğunun neticede yani dışarı gitmiş olmuyor ama genç kadın yarın bir evlense mevlense belki içine dert olur. Demek ki bu 10 bin doları vermek istemiyor. Zaten çocuğunun her türlü ihtiyacını Cem Yılmaz karşılıyor diye düşünüyorum ama bunlara da nefetten o kararı nasıl bozdurmuşlar. İşte pandemiyi falan bahane etmesin. Pandemide 17 milyon mu ne para almış işte bu neydi getirden mi getir diyorum Trend Yol'un reklamlarından falan OPEC'ten falan o dönem biliyorsunuz çok reklamlardaydı. Yurt dışında Londra'da falan da mülkleri varmış. Dolar olarak gelirleri var diyor. Kadın da nefetten her şeyini çözmüş. Bana bu parayı verecek diye. Vallahi enteresan durumlar. Tabii ki bir de Seren Serengil'in geri vites olayı vardı biliyorsunuz. Hadiseyi vurdular 3-4 gün boyunca dan o şeyleri mesajları yazışmaları verdiler. Bir anda durdular, geri çark ettiler. Konuşmayı bıraktılar çünkü anlaşılıyor nedeni şimdi. Reza Zarrab, Seren Serengil'e arkadaşlar üstü kapalı tehdit etmiş. Yani yataklı vagonlar imasıyla. Yani aynı enteresan arkadaş bileniniz var mı? Bu yataklı vagon konusu nedir? Bir ara Deniz Akkaya için de söyleniyordu bu yataklı vagon. Ne meşhurmuş ayol biz yataklı vagon falan bilmedik. Yani şey diyor İstanbul Ankara'sı gittin yataklı vagonlar falan demiş. Ondan sonra artoya arto musun zırto musun? Ben bir kız babasıyım bunların hesabını sizlere soracağım diye tehditlerde bulunmuş sosyal medyasında. Seren Serengil'e de Seren Yaşlıgil diyerekten o da silmiş herhalde bu hesaptan onu ama durmuyor. Daha demiş ki elimdeki kişilerin ses kayıtlarını yayınlarsam nereye, hangi deliğe gireceğinizi, saklanacağınızı merak ediyorum demiş. Kim bilir kız bu da Sedat Peker gibi elinde ne tür bir ses kaydı var ki. Biliyorsunuz anacığım eskiden bu gazinocuların elinde olurdu sanatçıların kirli ses kayıtları bilmem şunları bunları. Sonra televizyoncuların eline geçti. Gülben'in kaset skandalı da öyle patladı biliyorsunuz. Sonra şimdi de mafyaların elinde. Bir dönemin şimdinin sanatçıları değil ama bir dönemin sanatçılarına böyle kumpaslar kuruluyormuş. Ne bileyim gizli görüntüleri kaydediliyormuş, ses konuşmaları kaydediliyormuş ki sonrasında önlerine konuluyor onları rehin alabilmek için. Eskiden bu dalavereler çevriliyormuş. Acaba geçmişte Seren'in de böyle dalavereleri var da
onunla mı tehdit ediyor bilmiyorum ama eğer gerçekten de elinde bir ses kaydı varsa, belge varsa şantaj yapıp paylaşırsama gerek yok. Paylaş kardeşim, seni bir insan daha nasıl rezil edebilir? Çünkü itin götün affedersin sokmuşlar seni. Senin daha fazla rezil olacak ne halin var? Düşünebiliyor musun? Yani olacağın kadar olmuşsun. Sevgilinle ilgili yazışmaların ortalığa dökülmüş. Ne affedersin hainliğin kaldı, ne bilmem kötü adam yaftası yedin. Varsa elinde bir şey, acaba bu da şey mi? Ne bileyim, bir sussunlar diye gözdağı vermek için söylenmiş yalan mı? Bilemiyorum ama belki de olabilir yani. Bu adamlar biliyorsunuz elinde böyle belgeleri, bilgileri bulabilecek güçte adamlar. Bilmiyorum yani, Seren de sustu için bir yanım şüpheleniyor, acaba bu yüzden mi sustu diye. Bir yanım da diyorum ki varsa niye yayınlamıyor? Yani neyi bekliyor? İşte bakalım, o hesaptan belki bugün yarın bir ses kaydı gelirse bunlarla ilgili şaşırmayın arkadaşlar. Bugün işte Seren Serengil gene yorum yaparken, işte ne kadar seviyesizler aslında, nafakayla ilgili diyor ki eğer çocuk varsa diyor, erkekler için söylüyor, eşek gibi o nafakayı verecekler diyor. Ya bu nasıl yani, bu kelime çok çirkin değil mi televizyon ekranında? Tüm erkeklere eşekseniz eşek gibi ödeyeceğiniz nafakaları demeye getirdik. Kadın bazen pot kuruyor yani, orası YouTube kanalı değil ya, ulusal bir kanalda. Tüm erkeklere, işte ne bileyim, evli boşanmış erkeklere işte nafakanızı eşek gibi ödeyeceksiniz diyor mesela. Ama işte ne bileyim, gerekli insanlar gerekli şikayetleri yapmadıkları için de bunlar istediği gibi televizyon ekranlarında at koşturuyor diye düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım, bu ses kayıtlarını çok merak ediyorum. Gerçekten elinde varsa ne gibi ses kayıtları var? Çok merakla o ses kayıtlarını bekliyoruz efendim. Meryem Uzerli arkadaşlar, çok da beğenirim, çok da severim. Gerçekten o da bir başarı hikayesi. Kadın anlatırken bir röportajında işte evinde oturduğunu, bir işinin olmadığını, o esnada işte aradıklarını, böyle bir projeden bahsettiklerini, İstanbul'da olması gerektiğini falan Berlin'de yaşadığı için söylüyorlar. Kadın da kalkıyor, geliyor İstanbul'a. Bakın bir diziyle, gerçi 10 tane filme bedel, 149 bölüm mü 147 bölüm mü ne? Lik bir dizinin 100 bölümünde mi yaklaşık Meryem Uzerli oynadı. Sonra işte tükenmişlik sendromuyla bıraktı ama o kadar o muhteşem yüzyılın başarılı bir proje oldu ki daha onun üstüne çıkan bir dizi de çekemedi kadın. Ne dizi ne film, yani muhteşem yüzyılın ayarında bir daha ne bir dizi ne bir film, ama o ona yetti. Meryem Uzerli geçen hafta bir reklam için 2 milyon dolara anlaştığı konuşuluyor. Ve bir mücevher markasıyla da biliyorsunuz reklamları var. O markayla yenilemiş sözleşmesini, oradan da 8 milyon TL'ye almış. Paralara bakar mısınız? Kadın evinde işsiz otururken bir diziyle hayatı değişti. Gerçekten mucize gibi. Ama o dizinin de maalesef üstüne çıkamıyor. Yaptığı yeni hiçbir iş yok. Ama Araplar o kadar sevdi ki arkadaşlar. Türkiye'den çok Arap ülkelerinde para kazanıyor. O bütün festivaller, filmler, işte ödül törenlerine falan, özellikle Mısır'da, Ürdün'de, orada düzenlenen, Arap ülkelerinde düzenlenen tüm ödül törenlerine davet ediliyor Meryem Uzerli, prestijli. Avrupa'da da, Rusya'da da, hatta Amerika'da da Meryem Uzerli prestijli bir ne derler markası var ve oralara davet ediliyor. Güzel de paralar kazanıyor. Daha da kazansın ama küçücük bir eleştirim olacak. Meryem Uzerli yuvarlak hatlıyken, böyle kadın kadınken, hafif öyle biraz kilosu varken daha sempatik, daha güzel bir kadın olduğunu düşünüyorum. Ne zaman ki çok fazla zayıfladı, çok fazla yüzüyle oynadı, standart, sıradan bir güzel bir manken kadına dönüştü diye düşünüyorum. Aslında onu toplum, insanlar o sempatik yüz haliyle, o şirin haliyle sevmişlerdi. Çok fazla güzel kadınların, bakın zaten güzeldi. Çok fazla güzel kadınların yüzüyle gözüyle oynaması ya da ne bileyim, bu zayıflık kompleksini hepimizde var gerçi. Kapılıp da böyle ne bileyim o gençliğinde, o muhteşem yüzyıldaki hafif toplu halinin dışına çıktığı zaman yüz de sönüyor. Söndüğü zaman da o tatlılık, şirinlik gidiyor arkadaşlar. Bazılarına da hafif böyle kilo yakışıyor diye düşünüyorum. Mesela ben Sibel Can'a kiloyu yakıştırıyorum. Tabii şu anda çok fazla kilolu
biraz hani bir tık normalinin üstünde. Hafif böyle bir o lokum, Türk lokumu. O lokum kıvamı Sibel Can'a yakışıyor ama şu andaki kilosu biraz fazla. Baksana hemen eski hasmı diline dolamış 150 kilo karı diyor. Oradan gönderme yapıyor. Yani şu anki kilosu dikkat ediyorum biraz kolları falan üst bölgeden fazla kilo alıyor. Kalınlaştı. Sibel Can'ı çok seviyorum. Kilonun en yakıştığı kadınlardandır ama dikkat etsin. Ne bileyim en azından kilo almamaya biraz daha şu andaki kilosunun altına inmeye özen göstersin diyebiliriz arkadaşlar. Bakıyorum şöyle bir notlarıma başka neler vardı. Reza'yı konuştuk hayatım zaten skandallar skandallar adam resmen ses kayıtlarını açıklayacağım diyor. Bakalım ben de merakla bekliyorum. Bir de Selçuk Tepeli iktidara öyle bir seslendi ki çok enteresan bir şekilde dedi ki Selçuk Tepeli Fox TV ekranından herkesle barışıyorsunuz. Esad'la, Sisi'yle, katil Suudi Arabistanlı prensle el sıkışabiliyorsunuz, barışıyorsunuz. Bir tek Atatürk'le barışmıyorsunuz. Atatürk'le niye barışamıyorsunuz? Gayet basit bir soru soruyorum. Bakalım cevabını alabilecek miyim dedi. Yani haklılık payı var mı sizce? İktidarı bu yönde eleştiriyor. Yani diyor ki ne çarplar yaptınız, ne görüşmem dediğiniz, bir daha karşılaşmam dediğiniz insanlarla el sıkıştınız da ölmüş gitmiş, ölümünün üzerinden 70 sene geçmiş ondan sonra siz kalkıyorsunuz hala Atatürk'ü bir kabullenemiyorsunuz, bir içselleştiremiyorsunuz. Onun üzerinden bir siyaset yürütüyorsunuz diyor. Yani işte bir enteresan ülkemizde nedense dincilerin böyle bir ön yargısı var Atatürk üzerinden. Derev ki dinsiz olsun. Yani bu ülkeye hizmet etmiş, savaşmış, bu ülke için mücadele etmiş ve her şeyini de geri bu ülkeye bırakıp bu ülkeden göçmüş bir insanı bu kadar ne bileyim yaralamaları ve Atatürk'ü bu kadar yıpratmaya çalışmaları. Gerçi yaptıkça daha da insanlar Atatürk'ün kıymetini anlıyor. Yani onlar boşuna çabalıyorlar. Selçuk Tepeli'nin böyle bir sorusuna cevap gelmeyeceği kesin ama inanın Atatürk'ü karalamaya çalıştıkça, Atatürk hakkında kötü konuştukça gençlik daha çok Atatürk'e sarılıyor. İnsanlar daha çok Atatürk'e sarılıyor. Bu sefer aslında inandıkları dine zarar veriyorlar. Bu kadar önemli bir insanı ne bileyim ötekileştirmeye çalıştıkça insanları bu sefer dinden uzaklaştırıyorlar. Çünkü adamın hiçbir kötü öğüdü yok. Dil üzerine de kötü bir öğüdü yok. Yani inanan insanlara bir şey söylememiş ki ilahiyatı bile okurmuş. Yani bunun üzerinden ne bileyim insanların inancıyla olumsuz şeyler söylememiş ki. O dönemde savaş döneminde elim olaylar olmuş. Çünkü o zaman hilafet ile ilgili ne bileyim işte o döneminki din adamlarının tabii ki dört elle vatanına sarıldığı gibi vatanına sarılmayıp işbirlikçi olanları da vardı. Onlardan bir takımını cezalandırmış olabilir ama bu niye ise onları tatmin etmiyor. Bu ülke için yaptıkları tatmin etmiyor. O birkaç tane elim olay üzerinden Atatürk'e ayyaş diyorlar, sarhoş diyorlar demediklerini bırakmıyorlar ama öyle bir lider bir daha gelemez. Türkiye'nin başına gelmiş geçmiş en önemli şey Atatürk'tür diye düşünüyorum. Son olarak da arkadaşlar Tuğba Büyüküstün ile Engin Akyürek arasında bir aşk söylentileri çıkmıştı. Aşk iddiaları çıkmıştı. Büyüküstünden açıklama geldi. Aşk yaşayan Engin ve ben değiliz. Karıştırmayın. Elif ve Ömer güzel bir aşk hikayesiydi. İşte oynadıkları dizi film neyse oradaki karakterlerin aşk yaşadığını, kendileri aralarında böyle bir şeyin olmadığını bu haberlere, bu işte dedikodulara inanabiliyor musunuz gibisinden bir açıklamada bulundu. Oğlan güzel, kız güzel, iki güzel bir araya geldiği zaman hele de böyle dizilerde aşk rolleri oynadığı zaman insanlar o rollerden etkilenip aralarında bir şey olduğu genelde de oluyor biliyorsunuz. Düşünmeleri de gayet doğal. Biliyorsunuz Sıla babasını kaybetmişti. Bugün cenaze töreni vardı. Sosyal medyadaki paylaşılardan gördüğüm kadarıyla zor bir durum. Sıla işte babasına son görevini yerine getirip cenaze töreninde
Gözyaşı dökerken yakınında en destek olan ise oyuncu İlker Kaleli, sevgilisi onu teselli ediyordu. Yine en azından yanında teselli edebilecek birileri var. Sıla'ya tekrar başsağlığı diliyoruz dedikten sonra şöyle bir daha bakıyorum. Bugünkü haberlerimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet, sizler için derledim, toparladım. Gündemdeki magazinsel olayları anlattım arkadaşlar. Düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlar kısmına yazarsanız yine birlikte değerlendirmiş oluruz. Bayılıyorum anacığım yorumlarınıza. Kötü de yazabilirsiniz. Bazen yazıyorsunuz, sıkıntı değil, ama benim özellikle şöyle bir 10-15 kişi var böyle sürekli mesaj yazan, dikkat ediyorum. Onlara ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Çünkü sıkı takipçilerim, sıkı benim hayranlarım. Onlara çok teşekkür ediyorum o güzel yorumları ve mesajları için. O zaman bekliyorum yorumları. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşça kalın, mutlu kalın, sevinçle kalın.